Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel mekik oyasının yapılışını göstermeye çalışacağım. Önce bu renkli kısmını, daha sonra da beyaz olan kısmını birleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi alt ipime renkli olan mekiğimi düğüm attım ve ucunu yaktım arkadaşlar. Şimdi mekik oyamın yapılışına başlıyorum. Dört beş tane kadar ilmek atıyorum. Bir tane fırfır koyuyorum. On dört tane kadar ilmek atacağım arkadaşlar. Evet. Alt ipimi sıktım. Çeviriyorum. Alt ipimi birleştiriyorum. İki tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Şimdi buraya 6 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. 4 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Bu şekilde 5 tane pırpırım olacak arkadaşlar. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. 5 tane pırpırım oldu. En başa 6 tane ilmek atmıştım. Sonuna da 6 tane ilmek atıyorum. 6 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Evet. Çeviriyorum arkasına. Buraya 16 tane ilmek atıyorum şimdi. On altı tane ilmeğimi attım. Hafifçe alt ipimi sıkıyorum. 6 tane pırpır yapıyorum. Pırpırların arasına 2 tane ilmek atıyorum. Altı tane pırpırımı yaptım. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıkıyorum. Ve çeviriyorum. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. İki tane ilmek atıyorum.
Aynı birincide olduğu gibi 6 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 4 tane ilmek atıyorum. Fakat ikinci pırpırla yani 1 2 ikinci pırpırla birleştiriyorum. İçinden geçiriyorum ipimi. Arasında açıklık kalmıyor arkadaşlar. Bir tane ilmek atarak sabitliyorum. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum. Bir tane daha pırpır yapıyorum. 3 oldu pırpırım. Toplamda 5'e tamamlayacağım. Dört tane daha ilmek attım. Bir tane pırpır koydum. Tekrar 4 tane ilmek attım. Bir tane pırpır koydum. 6 tane ilmek atıyorum. 6 ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Evet. Çeviriyorum arkasını. Tekrar bu arka kısmını yapacağız. 16 tane ilmek atacağım. Altı tane pırpır koyacağım. Evet, 6 tane pırpır koydum. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Burada 4 tane olacak. Arkasında 3 tane. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane yapıyoruz. Arkası da 1, 2 ve 3 tane olacak. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane orta kısmı. 1, 2, 3 tane de arka kısmı oldu arkadaşlar. Dış kısmı yani. Şimdi tekrar arkasını yaparak şu kısmı oluşturacağız. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. On altı tane ilmeğimi attım. Bir tane pırpır yapıyorum. 8 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Çeviriyorum. Alt ipimi birleştirdim. 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım.
Şimdi buraya 12 tane ilmek atıyorum. Attım. Bir tane pırpır yapıyorum. 6 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. Tekrar 6 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. 4 tane bu şekilde pırpır koyacağız arkadaşlar. Tekrar 6 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. Başına 12 tane ilmek atmıştık. 4 tane pırpırım olduktan sonra 12 tane ilmek atıyoruz. 6 ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Çeviriyorum arkasını. Aynı şuradaki gibi 16 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. 8 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. Evet. 6 ipimi sıktım ve çevirdim arkadaşlar. Şimdi sıra şu kısma geldi. Aynı şu kısmı tekrar yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor bitene kadar. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar renkli kısmını. Şimdi krem kısmını yapacağım ve bunu tutturarak devam edeceğiz. Alt ipime krem ipimi bağladım. Düğüm attım ve ucunu yaktım. Şimdi buraya ilk başta olduğu gibi 5-6 tane ilmek atacağım. Bir tane pırpır koyacağım. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şu yani pembenin orta kısmını yapacağız. Yani şu kısmı yaparak, şunu yaparak kremde burayı birleştirmiş olacağız. Yani şurayı yapacağız arkadaşlar. Çeviriyorum. Alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Şurayı yaparken 12 tane ilmek atarak başlamıştık. 12 tane ilmek atıyorum. Sayıları aynı arkadaşlar. Fakat burada pırpır yapmıyorum. Yapılmış olan pırpırları tutturacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ipimi büküyorum.
Pırpırlarım çukur tarafı olan taraf, düz taraf kambur olan taraf ise ters taraf. O yüzden kambur olacak şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Yani şu kısmı düz, bu kısmı ters olacak. Çünkü diğer tarafı da aynı olması için. İpimi şimdi büküyorum. Bir, iki, üç. Yani ortadaki pırpırın içinden geçiriyorum. Boşluk bırakmadan sıkıyorum ipimi. İki tane ilmek atıyorum. Bunların arasına 6 tane ilmek atmıştık. Şimdi 6 tane ilmek atıyorum. Tekrar ipimi büküyorum. Pırpır koymuyorum. Daha önceki yapmış olduğum pırpırları birleştiriyorum arkadaşlar. Yine ikinci. Birinciyi yaptım. İkincinin ortasındaki pırpırdan geçiriyorum. Sabitlemek için iki tane ilmek atıyorum. Tekrar 6 tane ilmek atacağım. Tekrar ipimi büküyorum. Yine üçüncünün ortasındaki pırpıra geçiriyorum. Sabitledim. Tekrar 6 tane ilmek atıyorum. İpimi tekrar büktüm. En sonuncusuna geldi. Dördüncüsü. Ortasındaki pırpırın içinden geçiriyorum. İki tane ilmek atarak sabitliyorum. Tekrar 12 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. Evet. Şuradaki işlemi burada tamamlamış oldum arkadaşlar. Arkasına çeviriyorum. 16 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. 8 tane ilmek atıyorum. Tekrar bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. Evet, 16 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım ve çevirdim. Şimdi arkadaşlar, şu kısmı krem renkte yapacağız. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. Şimdi buraya 6 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. 4 tane ilmek attım. Bir tane pırpır koydum. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum.
karşı tarafı yapılmış olduğu için üçüncü yani ortadaki pırpırıma yapmıyorum. Şuradaki birinci pırpırın içinden geçiriyorum ipimi. İki tane ilmek attım ve sabitledim. Tekrar dört tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar dört tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Toplamda 5 tane pırpırım olacak. Şimdi sayalım. 1, 2, ortasını bu şekilde birleştirdik. 3, 4 ve 5 oldu. Şimdi tekrar 6 tane ilmek atıyorum. 6 ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Çevirdim. 16 tane ilmek atıyorum. 16 tane ilmeğimi attım. Şimdi 6 tane pırpır yapıyorum. Evet. 6 tane pırpırımı yaptım. Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Çeviriyorum. Alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek attım. Altı tane ilmek atacağım. Bir tane pırpır koyuyorum. Dört tane ilmek atıyorum. Diğerlerinde olduğu gibi arkadaşlar, birinci pırpırı atlıyorum. İkinci pırpırın içinden geçiriyorum. İki tane ilmek atarak sabitledim. Tekrar dört tane ilmek atıyorum. Ortasındaki pırpırı yapmıyorum. Onun yerine şuradan geçiriyorum. İkinci pırpırın içinden geçiriyorum. Dört tane ilmek atıyorum. Tekrar bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar dört tane ilmek attım. Bir tane pırpır koydum. Altı tane ilmek atıyorum. Evet. Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. Bu şekilde bu tarafta olduğu gibi bu tarafı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Kremlerini de birleştirerek tamamladım arkadaşlar. Şimdi de üst kısmına nasıl tutturulur bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi krem ipimi beyaz alt ipime bağladım, düğüm attım, ucunu yaktım.
Hemen 10 tane kadar ilmek atacağım. İlmeğimi attım. Bir tane pırpır koyuyorum. Şimdi 14 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çevirdim arkadaşlar. Şimdi alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek attım. 8 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. 8 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. 1 tane pırpır koyuyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Arkadaşlar başlarken şuraya pırpır yaparak başlamamdaki sebep, yazmaya veya herhangi bir yere bunu tuttururken kenarında hani tutturulacak yer olsun, başlangıç yeri olsun diye bir tane pırpır koyarak başlıyoruz. Onun için burayı yaptım. Şimdi tekrar arkasını çeviriyorum arkadaşlar. 14 tane ilmek atıyorum. 14 tane ilmeğimi attım. 1 tane pırpır koydum. Tekrar 14 tane ilmek atacağım. 6 ipimi sıktım, çevirdim. Alt ipimi birleştirdim. 2 tane ilmek attım. Arasını açtım. 8 tane ilmek atıyorum. 8 tane ilmeğimi attım. İpimi büktüm. Ve pırpırın içinden geçiriyorum arkadaşlar. Burayı birleştiriyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Şu ortadaki pırpırı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Tekrar 1 tane pırpır koyuyorum. 8 tane ilmek atıyorum. 6 ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Evet, bu mekik oyasını bu şekilde tutturacağız mekik oyasıyla. Tekrar arkasını çeviriyorum. 14 tane ilmek atacağım. 14 tane ilmeğimi attım. 1 tane pırpır koyuyorum. Tekrar 14 tane ilmek atıyorum. 6 ipimi sıktım ve çevirdim.
Şimdi tekrar alt ipimi birleştiriyorum. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. 8 tane ilmek atıyorum. Birinci pırpırın içinden ipimi geçiriyorum. İki tane ilmek atarak sabitliyorum. 8 tane ilmek atıyorum. Bu defa pırpır koymuyorum arkadaşlar. Pırpırlarımın düz tarafı gelecek şekilde ayarlıyoruz. Mekik oyamızı. Şimdi tutturuluşunu göstereceğim. Evet. Şu orta kısmından tutturacağız arkadaşlar. Pırpırlarından. 8 tane ilmeğimi attım. Pırpırı koymadan ipimi büküyorum. İkinci pırpırın içinden geçiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen boşluk bırakmadan sıktım. 2 tane ilmek atıyorum. Şimdi 8 tane ilmek atacağım. Sekiz tane ilmeğimi attım. Bir tane pırpır koyuyorum. Sekiz tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çektim. Çeviriyorum. 14 tane yine ilmek atacağım. Bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar 14 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Çeviriyorum. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. Aynı işlemler tekrarlanıyor arkadaşlar. 8 tane ilmek atacağım. 8 tane ilmeğimi attım. İpimi büküyorum. Pırpırın içinden geçiriyorum. Sekiz tane ilmek atıyorum. Evet. Sekiz tane ilmeğimi attım. İpimi büküyorum. Şu birbirlerine yakın olacak şekilde, fazla asılmayacak, fazla gergin olmayacak, fazla da birbirine yakın olmayacak arkadaşlar. Hemen en sondan bir önceki pırpırın içinden geçirdim. İki tane ilmek atıyorum. Sabitledim. Şimdi tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Çevirdim. Bakın burayı tutturmuş oldum. Bir sonrakine kadar, yani İkincinin ortasına kadar gelene kadar arasında aynen şu şekilde yaparak devam edeceğim.
Oraya yaklaştığım zaman, geldiğim zaman yine aynı birincide olduğu gibi tekrar orayı da tutturacağım arkadaşlar. Şimdi 14 tane ilmek atacağım ve arka kısmını tamamlayacağım. İkinci bölgeye gelinceye kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, arasında tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 5.'yi yaparken de yine ortasındakini birleştirerek devam edeceğim. Alt ipimi tekrar birleştiriyorum. Sekiz tane ilmek atıyorum. Birleştiriyorum burayı da. Tekrar 8 tane kadar ilmek atıyorum. İpimi büküyorum. Ve birincisinde olduğu gibi yine ortasından arkadaşlar, ortasındaki bölgeden hemen ikincisine, birinci pırpırın içinden değil, ikinci pırpırın içinden geçiriyorum ve birleştiriyorum. İki tane ilmek atıyorum, sabitliyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar 8 tane ilmek atacağım. Alt ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Ve yine arkasına 14 tane kadar ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koydum. Tekrar 14 tane kadar ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım, çevirdim. Tekrar birleştiriyorum alt ipimi. Sekiz tane ilmek atıyorum. Pırpırla birleştiriyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Yine en sondan bir önceki pırpırın içinden geçiriyorum. İki tane ilmek atıyorum, sabitliyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır koyuyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. Bu şekilde birleştirerek devam edeceğim arkadaşlar, bitirinceye kadar. Bu şekilde birbirine eklenmiş oluyor. Modelimizin arkası da tamam oldu arkadaşlar. Bu modeli farklı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Havlu kenarı olarak, namaz örtüsü olarak veya nevresim, pike takımlarının kenarlarına yapılabilir. Daha farklı yerlerde sadece desen olarak, elbiselerde, takılarda kullanılabilir. Farklı şekillerde kullanılabilir. Çok amaçlı, çok güzel bir şık bir model arkadaşlar bu.
Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.